Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte gündemi yakından takip edebileceğiniz Bundle uygulamasını inceliyoruz. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi ülkemizde başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi oldu. Tabii ki hepimiz o anlarda en doğru habere en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştık. Bu sırada araştırdık ki haberlere ulaşabilmek için internette pek çok kişi Bundle'ı kullanıyor. Bundle'ı ilk defa duyanlar veya hani hali hazırda kullananlar şu şekilde düşünebilir, yabancı bir uygulama gibi düşünebilirler. Ancak Bundle tamamen yerli üretim, ülkemiz topraklarından çıkan bir uygulama. Şimdi gelin Bundle uygulamasını açalım ve içine neler var neler yok bir göz atalım. Uygulamayı ilk kez açtığımız zaman 6 tane farklı ülke geliyor karşımıza. Bunlardan hangisinden haber almak istiyorsak bir tanesini seçiyoruz. Tabii ki daha sonra ayarlardan bu kısmı değiştirebiliyoruz. Biz şimdilik ülkemizi seçelim ve başla diyelim. Bildirim kısmında bir şey değinmek istiyorum. Bu bildirimlere izin verdiğiniz zaman telefonunuzu bildirim deryası yapmıyor arkadaşlar. Sadece ülke gündemine göre en önemli olanları gönderiyor. Eminim Bundle'dan size bir bildirim geldiğinde merak edip açıp okuyacaksınız. Şimdi burada karşımıza çeşitli alanlarda, çeşitli kategorilerde kaynaklar çıkıyor. Onun üzerinde kategori var ve binlerce kaynağımız var. Buradan dilediğimizi seçip haberlere hızlıca ulaşabiliriz. Mesela Hürriyet'i ekleyelim. Teknoloji bazında tabii ki de Webtekno'yu ekliyoruz. Bir tane de spor seçelim. Maçkolik.com'u seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi haber kaynakları karşımıza gelmeye başladı. Burada önemli bir şey değinmek istiyorum. Menüyü 3 farklı şekilde tasarlamışlar. Sağ altta saatin hemen solunda bulunan kısımdan menü görünümünü istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bence en kullanışlısı şöyle 2 tane yan yana olan birçok habere. Mesela şu an ekranda 4 tane haber var ve 4'ü de ilginç haber olabilir. 4'üne aynı anda ulaşabiliyorum. Bu kısım önemli ama siz dilerseniz diğer şekillerde de kullanabilirsiniz. Bunun yanında yine bence güzel özelliklerinden bir tanesi haber sayfaları oldu. Oldukça hızlı yükleniyor. Habere tıklar tıklamaz karşımıza haber içeriğimiz geliyor. Arada milisaniyelik bir bekleme süresi var. Haberimizi okuduk ve daha sonra mesela devam edeceğiz ya da okumamız yarım kaldı. Sol altta bir tane böyle flama gibi bir işaret var. Ona bastığınız zaman daha sonra okumak için şuradaki menüde bulunan kaydedilenler kısmına kaydedilmiş oluyor. Tekrar haberimize gelelim. Bunun yanında haberi beğenme ve beğenmeme düğmesi ve bunun hemen yanında bir adet de paylaş düğmemiz bulunuyor. Bunu istediğimiz yerde paylaşabiliyoruz. Telefonumuzda yüklü olan bütün uygulamalardan istediğimiz kişiye gönderebiliriz. İstersek WhatsApp'tan tanıdığınıza gösterin, isterseniz Facebook'a atın ya da birine mail atın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yan tarafta hoşuma giden bir özellik daha var. Bunu da belirteyim. Hot Bundle kısmı. Hot Bundle'a tıkladığınız zaman hani siyasetti, spordu, magazindi böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. İlginç haberler çıksın önüme diyorsanız bu kısım tam size göre. Şu aşağı doğru kaydırdığınız zaman oldukça enteresan haberlere ulaşabiliyorsunuz. Kaynak ekleme kısmını da göstereyim. Burada artı kaynak ekleme diye bir şey var zaten tamamen Türkçe. Mesela gündemle ilgili kaynaklarımıza bakalım. Tüm kaynakları gör diyelim. Ve sadece gündem kısmındaki kaynak sayımız bu kadar arkadaşlar. Sonsuz derya, her türlü haber elinizin altında. Sadece yerli kaynaklar yok. Gördüğünüz gibi yabancı kaynaklar da Bundle'ın içinde mevcut. Hatta dilerseniz burada ayarlardan ülkenizi değiştirerek gördüğünüz gibi 6 tane farklı ülke var. Bir tanesi global olmak üzere. Sadece bu ülkelerden de haberleri alabilirsiniz. Ayarlar kısmına gelmişken birkaç şey daha göstereyim. Mesela mobil paketiniz çok fazla yoktur. Fotoğrafları gösterme seçeneğini, yani şu seçeneği kapatarak haberlerin içerisindeki fotoğrafları gizleyebilirsiniz. Bunun yanında yine buradan bildirimleri ayarlayabiliyoruz. 4 farklı seçenekte bildirim alabiliyoruz. Zaten bildirim olayından bahsetmiştim sizlere. Ayrıca şöyle de bir güzel yanı var. Yorum gönder seçeneği var burada. Sizin Bundle'la alakalı bir fikriniz vardır. Hani şurası şöyle olsa benim daha çok hoşuma gider veya burayı beğenmedim gibi bütün bildirimlerinizi destek kısmına yollayabiliyorsunuz. Gayet de isteklerinizi yerine getirmek için çalışıyorlar. Şuradan da bahsedeyim. Burada yine yan taraftan çektiğimiz menüde öne çıkanlar diye bir seçenek var. Bu da o günün en çok okunan, en çok paylaşılan haberlerinin bir arada tutulduğu bir bölüm. Tıklayalım. Burada en çok okunan, en çok paylaşılan, en çok aktif olan haberleri karşımıza çıkartıyor. Benim yaşımın yetmediği zaman da gazeteci çocuklar evlere gazete dağıtırmış ve insanların olaylardan belki bir gün sonra, belki de 2-3 gün sonra haberi olurmuş. Ancak 2000'li yıllara geldiğimiz zaman teknolojinin de gelişmesiyle birlikte dünyada olan biten her şeyden anında haberimiz oluyor. Son sözlerimize gelebiliriz. Özetle Bundle ondan fazla kategoriyi ve binlerce kaynağı tek bir çatı altında toplayan bir haber uygulaması. İster teknoloji olsun, ister magazin olsun, ister spor olsun ya da siyaset olsun, birçok farklı kaynağı Bundle'ın içinden gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca videonun başına da belirtmiştim, bu yerli yapım bir uygulama. Teknoloji kategorisinde de Webtekno'yu en yukarıya koymuşlar. Bize böyle bir güzellik yapmışlar. Biz de onlara karşı bir güzellik yapalım. Uygulamayı marketten indirip
Web Tekno'dan selam olsun. Yazın yorum kısmına. Ben yazdım şu şekilde ekranda görebiliyorsunuz zaten. Sizler de bunu yaparsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz diyerek videomuzu kapatalım. Bundle uygulamasını aşağıda bulunan bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, şurada duran videoya tıklayarak telefonunuz denize düşerse neler yapacağınızı anlattığımız videoya ulaşabilir. Hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.